Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda 154. sayfadaki kök sayılarla ilgili alıştırmayı çözeceğim. Şimdi verilen ifadede ben payı ve paydayı kök 10 ile genişletmek istiyorum. Ne olur uzman tek tek genişletirsem kök 27 artı kök 3 bölü kök 12 olur. Kök 27, bakın şöyle yazayım. 9 kere 3'tür. 9, 3 diye çıkar. 3 kök 3. Artı 1 kök 3 bölü. Şimdi 12 de 4 kere 3'tür. 2 kök 3. Yani sonucumuz 4 kök 3 bölü 2 kök 3'ten 2 çıkacaktır. İkinci örneğe baktığımızda ise A gördüğüm yere kök 5 artı 3 yazacağım. Böylelikle ne olur? Kök 5 artı 3'ten 8 çıktı. Kök 5 artı 3 artı 2. Şimdi pay kısmını halledeceğim. Bu durumda burası kök 5 eksi 5 çarpı kök 5 artı 5 olur. 2 kare farkından bu ifade kök 5'in karesi eksi 5'in karesidir. Bu durumda kök 5'in karesi 5, 5'in karesi de 25'tir. Yani eksi 20 bölü 4'ten cevabım eksi 5 bulunacaktır. Yine benzer bir şekilde arkadaşlar, her tarafı kök 2 ile genişletmek istiyorum. Ne olur üst taraf? Kök 2 ile kök 2 çarpsam 2 artı kök 2 ile 1 bölü 2'yi çarpsam 1 bölü 2 eksi 1. Yani cevabım bu durumda 3 bölü 1'den 3 bulunacaktır. Dördüncü örneğe baktığımızda bir gerçek sayı olması için ben biliyorum ki kök içinin sıfırdan büyük eşit olması lazım. O zaman 6 büyük eşittir mutlak x eksi 2. Tersten bakarsam mutlak x eksi 2 küçük eşittir 6 demektir. Peki biz bunu aralığa alırsak eksi 6 küçük eşittir x eksi 2 küçük eşittir 6 olur. Eksi 2 artı 2 şey eksi 2 diğer tarafa alırsam bu tarafa alırsam eksi 4 diğer tarafa alırsam 8 olur. Şimdi kaç farklı değer aldığını buldunuz demişti. Şimdi 8'den eksi 4 çıkar. Bir de bir ekle. Yani 13 tane tam sayı değerim vardır. Şimdi 5. örneğimizde ben bunların hepsini üstü ifade olarak yazmak istiyorum. 5 üzeri 1 bölü 3 çarpı 5 üzeri 1 bölü 2 bölü 5 üzeri 1 bölü 4. Şimdi dikkat ederseniz üstteki iki ifadenin üstleri toplanırken alttakiyle çıkarılmış olması lazım. 5 üzeri 1 bölü 3 artı 1 bölü 2 eksi 1 bölü 4 olur. Hemen payda eşitliyorum. 4 ile 6 ile 3 ile. O zaman 5 üzeri dikkat edin. 4 6 eksi 3 bölü 12 olur. Bu da 5 üzeri 7 bölü 12 demektir. Bu durumda 5 üzeri x'e eşitse x'in değerinin 7 bölü 12 olduğunu söyleriz. Şimdi 6. örnekte ise şimdi küp kökten kurtulalım. Her tarafın kübünü alalım. Bu durumda ne olur? 16 üzeri x artı 1 bölü 8 üzeri x eksi 1 eşittir 4'ün kübü olur. Hemen içler dışlar çarpımı yapıyorum. 16 üzeri x artı 1 4'ün kübü çarpı 8'in x eksi 1'inci kuvveti olur. Artık daha düzenli, daha güzel bir denklemle karşı karşıyayız. Şimdi 16, 2'nin 4'üncü kuvvetiydi. 4, 2'nin karesiydi. 8, 2'nin kübüydü. Düzenliyorum bunları. X artı 1 ile 4'ü çarpacağım. 2 üzeri 4x artı 4 eşittir. 2 üzeri 2 kere 3, 6. 2 üzeri 3 ile x eksi 1 çarpsam 3x eksi 3 olur. Şimdi 2 üzeri 4x artı 4 tabanlar ise üstler toplanır. 2 üzeri 3x artı 3 eşittir. Şimdi böylelikle 4x artı 4 3x artı 3 dersem 3x'i buraya aldım 1x 4'ü diğer tarafa aldım. X'in değerinin eksi 1 olduğunu görürüm. Çözüm kümesi şöyle gösterilecektir. Geldik 7. soruya.
Bir kere karekökle kare işlem birbirini götürür. Mutlak değer diye açılır. A eksi B. Eksi. Şimdi küp kökler götürür ama olduğu gibi açılır. B eksi A. Çift kuvvetle mutlak değer diye açılıyordu. Şimdi ben A'nın negatif olduğunu biliyorsam bu eksi açılacak. Şimdi burada bir eksi var. Dikkat edin. A eksi B'ye bakıyorum. A B'den küçük. B'yi buraya alsam demek ki A eksi B küçüktür. Sıfırmış. Demek ki birinci ifadede eksi açıldı. O zaman eksi A artı B olur. Şu eksiyi dağıtsam eksi B artı A olur. Eksi ile eksiyi çarptım. Sonuncu ifadede artı A olur. Böylelikle B'ler gitti. A'ların biri gitti. Sonucumuz A çıktı. Şimdi geldik 8. soruya. Şimdi şöyle yapacağız. Ben bunu kök içinde 7 artı 2 kök 12 diye yazabilirim. 48 4 kere 12'dir. 4'ü 2 diye çıkardım. Eksi. Diğeri de 7 eksi 2 kök 12 diye yazılabilir. Şimdi şöyle yapıyorduk hatırlayın. 12 3 kere 4'tür. Toplarsam 7'yi veriyor mu? Evet. O zaman birinci ifade kök 4. Aradaki işaret artı olduğu için kök 3. Bu da onun eksilisidir zaten. Bu da kök 4 eksi kök 3'tür. Şimdi eksiyi dağıtıyorum. Kök 4 artı kök 3. Eksi kök 4 artı kök 3. Bunlar birbirini götürdü. Cevabımız 2 kök 3 olacaktır. Şimdi 9. sorumuz iç içe kökler. Hatırlayın şöyle yapıyorduk. Kök derecelerini çarpıyorduk. 4 kere 3 12. İçeride bir x var. Şimdi burada arkadaşlar dereceleri 12 ile birleştirmeye çalışıyorduk. Şimdi burada normalde 3'ün karesiydi. 12 ile birleşmesi için 4 ile genişletmem gerekiyor. 3'ün 8. kuvveti. 12 olması için 3 ile genişletmeli. 3'ün kübü. Şimdi dikkat edin. Kök dereceleri aynı. 12. dereceden içlerini çarparım. 3 üzeri 8 çarpı 3'ün kübü. Yani 12. dereceden 3'ün 11. kuvveti olur. Derece aynı, iç de aynı olmalı. Demek ki x eşittir 3'ün 11. kuvvetidir. Ve geldik son soruya. Sıralama sorusu. Yine derecelerin hepsini eşitlemem lazım. Eksi en son düşüneceğim. Şimdi A demek. Şimdi ikinci kuvvetli bu. 6 ile genişletiyorum. 12 ya da 6'ya tamamlayayım. 6. dereceden 3'ün kübü olur. B demek. Yine 6. dereceden 2 ile genişlettim. 6'nın karesi. Ve C demek. Zaten 6. dereceden kök içinde 20 demekti. Şimdi dereceler aynı. Kaldırıyorum artık. Bu kök derecelerini görmeyelim. Bunu eksi 27. Bunu eksi 36. Bunu da eksi 20 gibi düşünürsek. Buradaki en küçük sayının B olduğunu. Sonra A. Sonra C olduğunu görebiliriz.